Ergün Diler, IŞİD Amerika Biz yazdıktan sonra dünyanın gündemine gelmeye başladı. CIA'nin eski başkanı David Petraus, 9 Kasım 2012'de gizli aşkı ortaya çıktığı için görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Komik ötesi bir istifa yalanıydı. CIA başkanı bir kadın yüzünden gidiyordu. İddia bu ya, bir takım belgeler ve bilgiler birilerinin elindeydi. Tabii bunların hepsi hikaye. Adamın görevi başkaydı. Petraus istifasından bir hafta sonra günü birliğine Bakuba'ya gitti. Her taşını sokağını bildiği Bakuba'da IŞİD'i kurdu. Amerika'nın terör listesinde en üstlerde yer alan Ebu Bekir Bağdadi ile buluştu. Bağdadi, Amerikalı istihbaratçıyı kollarını açarak karşıladı ve evinde en özel yemeklerle ağırladı. Bizlerin gözden kaçırdığı IŞİD'in gelecek planı burada yapıldı. Şimdi dünya bunu bilmiyor ve soruyor. Soruyor sormasına da Amerika Dışişleri Bakanlığı bir tek soruya cevap vermiyor. Veremiyor. Nasıl versin zaten? Ben yaptım diyebilir mi ki? Bağdadinin Amerika'nın elinde tutsak olduğu iddiaları daha yeni gündeme geldi. Günaydın. Petraus ışidi bölgede şimdilik kimsenin bilmediği bir gerekçeyle kurdu ve yönetti. Bunu da içerden çekip aldığı Bağdadi ile yaptı. Asıl operasyon önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Işilin ne işe yaradığını göreceğiz. Ama şimdi konumuz bu değil. Söz verdiğimiz gibi dün kaldığımız yerden devam edelim. Bizim gazetelerde pek bulma şansınız olmayan yüksek volümlü sohbete kaldığımız yerden tam gaz devam edelim. Hadi bakalım. Richard Dion'i sevmediğinizi düşünüyorum. Haklısın. Pek sevmem. Ha, hiç sevmem. Bir kere hiç güvenilecek biri değildir. Ben asla güvenmem. Ama sevmeme nedenim bu değil. Ne peki? Amerikan tarihinin en başarısız büyükelçisidir o. Bu kadar yeteneksiz ve öngörüsüz birini buralarda bulmak çok zordur. Ama o böyledir. Bu nedenle hiç önemsemem ve sevmem. Ama Irak'ta araştırma yapacak kadar bölgeyi koklayan biri. Evet James Jeffrey ile birlikte böyle bir çalışma yapıp Kürtlerin rengini öğrendiler. Ama öğrendikleri bir işe yaramadı ki. Neden yaramadı? Sonuçta bölgenin nabzı değil mi? Richard Dione ve arkasındaki gücü hafife alma. Rijin'in bağlı olduğu yer bu rakamları görünce çıldırdı. Kürtlerin %91'inin Türkiye'ye bağlanmak istenmesi, %5'inin Barzani'nin kararına saygı duyacağını söylemesi, %3'ün kararsız kalması, %1'in de karşı çıkması gizli patronları deliye döndürdü. E, bize nasıl yansıdı bu? Daha doğrusu yansıdı mı? Elbette yansıdı. E, biz göremedik ama. Bak bir anda Erdoğan Biden'la görüşmeye başladı. Evet ama ne ilgisi var? Kuzey Irak'ta çıkan bu tablo Beyaz Saray'ı alarma geçirdi. Bunun üzerine esas adam komutaya geçti. Yani Biden. Çünkü Biden Irak konusunda uzmandır. Obama hiçbir şey bilmez. O politikanın sorumlusu odur. Biden görüşmelerde Irak'ta bölünmeye karşı çıktığını çok net söyledi. Defalarca hem de. Çünkü bölünmüş Irak neokonları çok ama çok zayıflatır. Biden ile Erdoğan görüşmelerde ortak nokta bulamadı. E, kafam karıştı. Petraus, IŞİD derken Biden'a geldik. Neler oluyor? Daha net konuşalım o zaman. E, sevinirim. Petraus, senin adamın fullerin asker zekalı olanıdır. Çok zekidir. Bir hamle yaparken gelişebilecek tüm olumsuzlukları da hesap eder. IŞİD olayı da böyle. Bu örgüt üzerinden Ankara ile pazarlıklar yapılıyor. Hala sürüyor. Hem de aralıksız. Sana sürprizi söylemek istiyorum. Hiç durma. Bizim Petraus kimden emir alıyor biliyor musun? Biden'dan. Sürekli görüşürler. Özellikle son iki yılda yaptıkları görüşme sayısını inan ben bile bilmiyorum. Biden Erdoğan'la görüşmeden önce Petraus'la görüşür. Onun görüşleri çok önemlidir. Bölgedeki her olayda da böyledir. E biz çok bilmiyoruz. Kim bu Biden? Güzel. Anlatayım. İki Biden vardır. İkisi de kesinlikle Amerika çıkarları için çalışır. Biden kamuoyu önünde İsrail için. Amerika olarak İsrail'in güvenliği ailemizin güvenliği gibidir. İsrail'in Orta Doğu'da olması bizim güvenliğimizi de sağlar. Eğer bir İsrail olmasaydı çıkarlarımızın korunabildiğinden emin olmak için başka bir İsrail kurdururduk der. Ancak gizli toplantılarda ise bu ülkenin başımıza açtığı dertleri saymakla bitiremeyiz. İsrail'i yönetenlere cezalar vermeliyiz der. Biden'a bu şekilde bakmalısın. Türkiye bu adamla görüşürken iki yüzünü de bilmeli. Açık açık konuşurken dinlediklerimizin yanında plan arka tarafını hesap etmelisiniz. Ben kıyıdan köşeden değindim ama Michael Bloomberg neden Türkiye'ye geldi? Neden Erdoğan'dan görüşme talep etti? Senin o yazını biliyorum ama bendeki bilgiler çok daha farklı. Dinlemek isterim. Michael Bloomberg'in Türkiye'de Erdoğan'la görüşmesinin altında yatan çok önemli nedenler vardı. Türkiye'de son dönemdeki gelişmeler bu ziyaretin ağırlık noktasını oluşturuyordu. Bloomberg'in dünyadaki yayınlarına bakarsan bunu çok açık ve net olarak görürsün. Sana bir şey daha anlatmak istiyorum. Lütfen Graham Fuller'in en yakın dostu Steven Ratner'dır. Her ne kadar eskisi kadar sözü geçen biri olmasa da Ratner bir dönem Amerika'da çok önemli bir güçtü. Fakat Steven Ratner büyük sıkıntılar yaşadı çünkü neokonlara karşı geldi. Hırsızlıkla suçlandığı Steven Ratner'ın en yakın dostu da Michael Bloomberg'tir. Bloomberg bu dünyada ailesinden sonra en çok değer verdiği isim Ratner'dır. E, acele etme sabırlı ol. Peki. Graham Fuller'in ricası sonucu Bloomberg programlı Türkiye ziyaretine Erdoğan'la görüşmeyi de ekledi. Başarılı da oldu. Ancak Erdoğan'ın görüşme sırasındaki net tavırları Bloomberg'i geri adım attırdı. Türkiye seyahatinden eli boş döndü. E sonra... Türkiye'den Amerika'ya döndükten bir gün sonra Bloomberg kanalları Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulundu. Herkesin bildiği Reza Zarrab'ı bir kez daha manşetlerine taşıdı. Amaç Erdoğan'a misilleme yapmaktı. Yaptılar da. Yani geride kalmış görünen fuller yine çok etkili anlaşılan. Elbette bu adamlar geride falan kalmazlar. Kendileri için önemli bir konu gündeme geldiğinde tekrar ön plana çıkıverirler. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Peki fullerin BBC'ye verdiği mülakat neydi o zaman? Fullerin BBC'ye verdiği mülakat tamamıyla Türk hükümetine bir zeytin dalıydı. Ama... Bugünkü yerimiz bu kadar. Yarını bekleyin. Çok kazançlı çıkacaksınız. Bana güvenin. Yarın ne mi var? İsviçre bankalarındaki hesaplarda ne vardı? Kimin ne kadar parası bulunuyordu? Fuller Türkiye'deki bazı odaklara ne mesaj verdi? Ve bence en önemlisi merkez bankası başkanı Erdem Başçı'yı kim neyle tehdit etti? Gazetenizi şimdiden ayırtın. Oyunu anlamak için okuyun okutturun. Not, IŞİD ya da benzeri bir örgütün hareketi sonuçta kesinlikle Türkiye'nin lehine olacak. Buna inanın. Şunu unutmayın, Amerikalılar kendi çıkarları için bizimle anlaşmak durumundalar. Başka hiçbir seçenekleri yok. Erdoğan burada olduğu sürece masaya gelecekler. Arap ülkelerinde ve Kuzey Irak'ta CIA'in yaptığı anketlerde Erdoğan ismi çıkıyor çünkü. Bunu bilerek masaya oturursak kazanan biz oluruz. Sonuçta poker masasındayız. Ergün Diler, Takvim.